Merhaba, Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, Nuray Mert'le soru cevap programındasınız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Bugün biraz hem siyasetle ilişkili ama doğrudan siyasetin de konusu olmayan bir konu konuşalım istedim. Siz de kabul ettiniz, teşekkür ediyorum. Ben böyle konuları seviyorum, Türkiye'nin meseleleri, sosyal konuları. Ben de Aslında Ruşen... seviyorum aslında. Bana kalsa neredeyse hani gündemden iyice kopma sıkıntısı olmasa veya öyle algılanma, yani daha çok bu konularda yazmak isterim. Bir de bu konular şimdi artık daha da çok siyasetten uzaklaşan insanların daha çok ilgisini çeken konular haline dönüşmeye de başladı. İzleyicilerimizi de meraklandırmayalım, hemen söyleyeyim. Bu konuyu konuşmak nasıl aklıma geldi? Biraz onu da anlatayım. Uzunca bir giriş yapacağım hocam izninizle. Yap. Ruşen Çakır geçen hafta pazartesi günü bir yazı dizisine başladı. Büyük Göç yazı dizisi ismi. O hafta siz de bir tesadüf bu aslında. Ondan önceki gün pazar günü Politik Yol'daki yazınızda şu başlıkla bir yazı yazdınız. Hemen söylüyorum. Türkler aptal mı? Dünyanın hiçbir yerinde bunlar olmaz mı? Aslında birbiriyle doğrudan ilişkili konular değil ama hani üzerine biraz düşününce ben ilişkilendirdim kendi zihnimde. İşte dostlarımla konuştum, arkadaşlarımla konuştum. Ruşen Çakır ne yaptı bu yazı dizisinde? İşte 50-60 kişiyle konuştu. Türkiye'den gidenlerle konuştu. 5 gün yazdı, üstüne bir yazı da, bir yayın da yaptı. Böyle bir kapanış yayını gibi bir şey de yaptı. Özellikle yasal yollarla Türkiye'nin dışına giden, iş bularak giden, iyi eğitimli kişileri özellikle seçti. Çoğunlukla işte doktor, mühendis, yazılımcı, işte ağırlıklı teknoloji gibi alanlarda çalışan, uzmanlık alanı bu olan, iyi eğitimli, işte orta sınıf, zihni orta sınıf özellikler taşıyan, ki burada da kalsa aslında, Türkiye'de de kalsa belli bir standardı yakalayabilecek kişilerden oluşuyor. Özellikle böyle isimleri seçti, böyle kişileri seçti bu arada. İsimlerini değiştirerek Türkiye'den gidiş öykülerini, nedenlerini, orada nasıl bir hayat sürdüklerine dair tanıklıklarını yazdı Ruşen Çakır. Epey de bir ilgi gördü. Şimdi birkaç böyle çarpıcı tanıklık cümle özetlemek istiyorum aslında bu gidiş hikayeleriyle ilgili. Zihnen Türkiye'den koptum diyor mesela giden birisi. Mutluyum, uzun zamandır mutluyum demediğimi fark ettim diyor. Daha düşük pozisyonda, Türkiye'de daha iyi bir pozisyonda çalışabilecekken burada daha düşük bir pozisyonu tercih ettim. Ama buna rağmen koşullarım daha iyi diyor. Çocuğunuzun eğitiminin dini ve politik endokrinasyon içermesini reddederseniz hor görülüyorsunuz Türkiye'de. Hedef gösteriliyorsunuz, tehdit ediliyorsunuz ve aşağılanıyorsunuz demiş biri. Her şey bir yana çocuklarım iyi eğitim görüyor. Türkiye'de kalsalar test çözeceklerdi. Burada 9 yaşında münazara öğreniyorlar diyor. Mesela ne kadar ilginç demiş biri. Ruşen abiye, Ruşen Çakır'a mail atmış. Kendisiyle konuştuktan sonra ne kadar ilginç. Belki 30 yıl önce İslamcılardan duyduğunuz kız çocuklarının eğitimi için yurt dışına gidişlerin şimdi seküler gidişlerden olması, seküler kesimden oluşuyor olması demiş. Gezi kritik bir dönüm noktası olmuş. Okuduğum böyle toplamda birkaç çıkarım aktarıyorum hocam. İşte doktorlar var ağırlıklı ve şiddet, hekime yönelik şiddet ön plana çıkmış ve giderlerse gitsinler meselesi tabii. Erdoğan'ın söylediği. LGBT artılar ağırlıklı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması, yani burada mahkemesi davası süren ama henüz bir kesinleşmiş karar bulunmayan hakkında, yani o kişi de yasal yollarla iş bularak gitmiş. Seçimler çok etkilemiş. Mesela işte pişman mısınız, dönmeyi düşünüyor musunuz gibi sorular sordu Ruşen Çakır. Hiç pişman olmadım. Kararım son seçimlerden sonra iyice pekişti. Seçimlerden çok beklentimiz vardı, yıkıldık. Bunlar teker teker farklı kişilerden cümleler. Seçimler farklı olsaydı dönmeyi düşünüyorduk, artık umudumuz kalmadı. Seçimler iyice moralimizi bozdu. Biri demiş ki, bu bence güzel bir cümle, benim hoşuma gitti. Ülkeden gidenlerin bir kısmının yaptığı gibi ülkemi küçük görecek birisi de değilim. Ancak benim ve benim gibilerin ülkeden göçünde AKP temel etken olsa da 20 senedir AKP'yi sandıkta yenemeyen basiretsiz muhalefetin de etkisi inanın bana hiç de az değil. Bu arada benim dikkatimi çeken, hoşuma giden cümle bu son cümle değil, ilk cümle. Yani ülkemi küçük görecek birisi de değilim diyor. İşte gidenler genellikle Türkiye'den
işte toplumsal olarak, sosyolojik olarak da zihnende koptuğunu iddia eden, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi kitlesiyle arasında epey bir uçurum oluşmuş yaşam biçimi ve zihnen kesimlerden oluşuyor ve işte bazı cümleler var orada yakalıyorsunuz. Hani memleketle, toplumla kurduğu ilişkide de aslında biraz mesafesi olan insanlardan oluşuyor. Biri demiş ki çalıştığım yerde insan gibi muamele görmüyordum. Burada değerli olduğunu hissettirdiler bana. Alışkın değiliz demiş. Biri demiş ki İngiltere'de doktora yaparken hangi din ve mezhepten olurlarsa olsunlar Lübnanlılar hiç dönmeyi düşünmüyordu. Ve biz onlara hayret ediyorduk. Nitekim biz döndük doktoradan sonra. Şimdi gitmiş ama tekrar. Diyor ki şimdi hepimiz Lübnanlılar gibi olduk burada. Çok çalışıp bir yerlere gelmiştim. Ülkeme faydam olsun isterdim. Ama kadın olarak ağzımla kuş tutsam bile burada gördüğüm değeri görmeyecektim diyor biri de. Çok var benim böyle dikkatimi çeken takım kilit noktaları almaya çalıştım hocam. Ruşen Çakır da şöyle bir değerlendirme yapmış. 6 gün boyunca yurt dışına yerleşmiş ya da yerleşme planları yapan 80'e yakın kişinin bizzat kendilerinden dinlediğim öykülerinden kesitler aktarmaya çalıştım. Aslında bu Türkiye'de adım adım yok olan orta sınıfların hayal kırıklıklarının bir özeti. Çoğu kendi halinde ailelerin çocukları olup Cumhuriyet'in sağladığı imkanlarla iyi okullarda okuyup gözde mesleklere yönelen ama ülkedeki gidişatla birlikte beklentilerinden, hayallerinden uzaklaşmak zorunda kalan bu kişiler var kalmak için kendileri gibi olanlara hala iyi koşullar sunabilen ülkelere yöneliyorlar. Bu durumu Türkiye'deki orta sınıfın deplasmana çıkması olarak tanımlamak mümkün. Bu tanımı Çekya'ya yerleşen 36 yaşındaki İngilizce öğretmeni Cengiz'in "Oğlum sen deplasmana çıkıyorsun" demiş olan annesine borçluyum. Peki tam olarak ne arıyorlar? Tabii ki daha iyi bir kariyer, iş, üniversite vesaire, tabii ki daha konforlu bir hayat. Ama bunların da ötesinde sık sık şu kavramları telaffuz ediyorlar. Huzur, güvenlik, özgürlük, öngörülebilirlik, stabil bir hayat. Hocam, Ruşen Çakır sormuş. Peki tam olarak ne arıyorlar? Sizce tam olarak ne arıyor bu insanlar? Siz mesela bu göç hikayeleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye'den giden iyi eğitimli, orta sınıf, zihnen orta sınıf düşünen insanlar için. Gökçe daha önce de konuştuk. Benim çok ilgimi çekti Ruşen'in yaptığı bu şey, röportaj serisi ve ince ince okuyacağım. Maalesef ben geçen hafta teyzemi kaybettiğim için pek takip edemedim. Bir de bu konuyla özel olarak ilgilendiğim için ince ince, yani öyle üstün körü değil, ilk fırsatta bakacağım. Çünkü bu, ben de çok uzun süredir arkadaşlarımla, gitmek isteyen arkadaşlarım var, hep mevzusu geçiyor filan. Fakat maalesef benim için biraz, inşallah son olur, kabus gibi bir yaz oldu. Önce Roni Margulies, yakın arkadaşımı kaybettim. Aynı ay içerisinde teyzemi kaybettim, aynı hastalıktan. Biraz şeyden koptum. Zaten şey de yapamadık biliyorsun. Kayıt da yapamadık. Hem orada, yani Trabzon'daydım, bilgisayar şeyi. Hem ben kötü hissediyordum kendimi falan. Şimdi o yüzden biraz ince okuyup daha da ince de değerlendirmek istiyorum. Ben de merak ediyorum çünkü profili. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Yani insanlar tabii ki nerede rahat ediyorlarsa, ama bu sadece ekonomik olarak değil, ruhsal olarak da, başka değerler açısından da neyi önemsiyorsanız hayatta, onun ön planda olduğu bir yerde yaşamayı istersiniz. Fırsat bulursanız da bu imkanı kullanırsınız. Yani o bakımdan hiç yadırganacak bir tarafı yok. Mutlularsa Allah devamını erdirsin. Fakat şöyle bir durum var. Birincisi, bir kere başka bir ülke, tabii ki bu Afganistan değil yani, tabii ki daha dingin, gelişmiş filan bir çevreden bahsediyoruz. Başka bir ülkenin ilk konforu düşünce konforu. Dediğim gibi bu da rahatlıkla anlaşılabilir bir şey. Ya kardeşim istemiyorum, beni her şey bir şey hatırlatıyor bana. Huzurum kaçıyor, işte toplumun geleceğinde bir şey görmüyorum filan diyen bir insan başka bir ülkeye gittiğinde zaten hiçbir şey ona bir çağrışımı olmayacağı için, yani İngiliz politikasının için öfkeleneceği veya sevineceği, böyle bir duygu dünyası
olamayacağı için, o kadar içinde olmadığı için o hayatın, yani orada yaşayan yabancılardan bahsetmiyorum onlar. Yani bir tür Britanyalı veya Almanya'da yaşayanlar, o ülkenin insanı. Ama bir yerden bir yere gittiğin zaman tabii ki öyle bir düşünce konforu oluyor. Yani hiç ilgilenmiyorsun, dünyayla bağın kesiliyor. Yani bu bazıları da kırsal hayat tercih ediyor. Mesela Kuzey Ege'ye gidiyor ve bağlantısını kesiyor. Haber dinlemiyor falan filan. Bu bir tercih meselesi. Ama ilk konfor bana sorarsan o. Yani ilgilenmediğin bir yerde veya çok böyle bağlantı kurmadığın, duygusal bağlantı kurmadığın, zihinsel bağlantı kurmadığın koşullarda kafan rahat ediyor. Tabii her şeyden önce. Etrafta da böyle... lazım hocam. Çoğunlukla Türkiye ile ilgili haberleri okuduklarını, yani aslında böyle... Ama tabii uzakta olmak, bence de haklısınız. Yani ama ağırlıklı Türkiye'yi takip ettiklerini söylüyorlar. Ama yine de uzakta olmak herhalde dediğiniz gibi bir konfor alanı yaratıyor. Evet, onlara da geleceğim. Türkiye'yi takip ediyorlar. Benim de pek çok dışarıdaki arkadaşım öyle. Hatta Türkiye'yi takip üzerinden kariyer yapıyorlar. O manada takip ediyorlar. Ben böyle daha sıradan insanlar, bezdim artık. Yani böyle bir okuma, yazma, çizme, değerlendirme, yorumlama faslından bahsetmiyorum. Yani fişi çekerim. İşte evet, yani ilgilenirim, okurum ama o mesafe fark ediyor. Onun dışında daha iş imkanları daha zengin, daha müreffeh ülkelerde daha iyi iş imkanları veya işte ne bileyim, yani trafik kurallarına uyulan bir yer. Bu bile bir hayat kalitesini değiştiren bir şey. Yani bunlar bir insanı mutlu ediyorsa, daha mutlu ediyorsa veya burada fazlasıyla batıyorsa bu şeyi anlayabiliyorum. Onun ötesinde de şöyle bir durum da var anladığım kadarıyla. Bazı insanlar, yani işte sen de bahsettin, burada da yani çok sefil koşullarda falan yaşayan, yani bütün her şeyin daha da batacağı, çünkü takdir edersin ki her şey ekonomik hayat değil ama yani ücra bir semtte oturduğun zaman bütün sıkıntıları daha çok hissedebilirsin. İşte o kalabalıktan mı şikayet, yani biz Nişantaşı'na da kalabalıktan şikayet ediyoruz ama gene de aynı şey değil. Görece konforlu hayatlar yaşayan insanlar gidiyorlar. Ve bunların dediğim gibi yani çok geçerli mazeretleri yazar. Zaten insan kendi hayatı hakkında bir karar veriyorsa kim bunu yargılayabilir ki? Ama ben dışarıdan baktığımda bir kısmının yani bu şeyden ziyade hani işte buradaki ortam filan yani sadece ya AK Parti'nin yönettiği bir ülkede yaşamak istemiyorum. Yani bu arada şimdi... Benim annem de böyle olduğu için böyle konuşuyorum. Şimdi mesela hayatının hiçbir yerine değmiyor. Yani hepsi için demiyorum, herkes için demiyorum. Böyle insanlar da var. Hiçbir yerine değmiyor. Tabii ya, senin hayatına değmez de ülken, benimsiyorsun. İnsan ülkesinin geleceği için umutlanmak istemez mi? Bu da insanın ruh halini, yaşam kalitesini belirleyen şeylerden bir tanesi. Ama onun ötesinde bir şey, bizim evde yaşanan bir şey olduğu için, yani o bize geldiğinde, biz ona gittiğimizde sürekli mevzusu olduğu için. Yani hiç hayatına değen bir şey olmadığı zaman da mesela diyor ki, ya bu yönetimin olduğu bir ülkede yaşamak istemiyorum, sinirimi bozuyor. Şimdi yani takdir edersiniz ki 80 yaşında bir kadın, hani düşünce özgürlüğü adına, yani evet onları tabii yani okur yazar bir insan olarak takip ediyor, huzursuz oluyor. Ama onun ötesinde, yani böyle mantıklı bir konuşmaya girmek istiyorsun. Bunu reddediyor. Bu da bir gerekçe. Yani yaşamak istemiyorum kardeşim. Ben böyle insanların yönettiği bir. Başka bir ülkeye gittiğinde mesela bazılarıyla bu tartışmayı yapıyoruz. Başka ülkeye gittiğinde tabii ki Suudi Arabistan'a gitmiyor, Afganistan'a gitmiyor ama mesela yani gelişmiş ülkelerde de aslında ben yaşıyor olsam muhalif biri olurdum. Yani genel gidişata, siyasetle ilgili görüşlerim olurdu. Onlar zaman zaman çelişirdi. Tahmin edebiliyorum. Şimdi pek çok insan için yani o gidilen yerlerde böyle doğrudan o hayata karışmak söz konusu değil. Buna akademisyenler dahil.
Yani direkt o oradaki siyasal, düşünsel hayatı etkileyebilecek, etkileşime girecek yerlerde değil insanlar. Dediğim gibi çoğu zaten Türkiye'ye çalışıyor filan. Diğer meslek gruplarında olan insanlar da doğrudan yani özgür hissetmek diyorsunuz da tabii kuşku yok yani. Zaten kriterler belli yani Türkiye'nin ne kadar özgürlüklerin kısıtlandığı bir ülke olduğu orada olmadı. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani orada da siyasetin çok içinde olsanız, orada da böyle bunlardan doğrudan etkilenen, bu ölçüde olmayacak tabii. Vay tweet attın, seni üniversiteden atıyorum. Böyle bir saçmalık olmayacak. Ama içine girdiğiniz sürece sinirleriniz de bozulacak. Mesela diyeceksiniz ki İngiltere'de, yani ben mesela İngiliz şeyini tabii takip ederim. İşçi Partisi yani en yakın durabileceğiniz şey. İşçi Partisi işte Jeremy Corbyn döneminde bir sıkıntılı süreç yaşadı. Sonra adamı günah keçisi yaptılar. Keir Starmer şimdi genel başkan. O da Tony Blair çizgisine geldi. Yani mesela ben orada yaşıyor olsam bu da beni rahatsız eder. Yani diğer tarafta muhafazakarlar. İşte İngiltere'de bile artık sağ kayış yani Avrupa'daki kadar aşırı sağ partiler falan yok ama ciddi bir sağ kayış var. Hintli başbakanları diyoruz ama Hintli başbakan muhafazakar partinin diğer şeylerinden daha sağcı bir adam aslına bakarsanız. Yani bu biraz içine girerseniz orada da yani ya kahretsin ya bir türlü şu işçi partisi toparlanamadı falan da diyebilirsiniz. Bu faktörler de tabii olmuyor yabancı olduğunda. Yani çok fazla girdikçi o toplumlar. Aslında oraya da yabancı olmanın yarattığı bir yeniden bir konfor alanı var. Evet diyorsun. Mesela o ben böyle başıma işler geldi falan öğrenciler diyorduk o zaman üniversiteyken. İşte hocam özgür bir ülkeye gitmek istemez misiniz filan. Neresi filan diyordum. İşte orası böyle işte bir örnekler veriyorum. Mesela İsveç. Genelde yani. Batı ülkeleri değil mi? Ya Batı ülkeleri de bir de böyle hani buralarla da çok ilgiliyim ya ben işte Fransa'ya gitsem şey olacaklar. Peki İsveç mi İsveç diyorlar. Diyorum ki yani hoş İngiltere'ye Fransa'ya da gitsem aynı durumda olacağım. Yani içinde olmayacağım olayları. Ya ben o ülkenin geleceği, oradaki insanlar adına yani yaptığım iş o. Hani gözlemde bulunuyorum, yorumda bulunuyorum. Bunu yapacak bir döngünün içerisinde olmayacağım. Dolayısıyla hiçbir şey konuşmayacağım yani siyasete dair. Konuşursam Türkiye'ye dair konuşacağım gene. O ülkede yani ben bunları niye yapıyorum söylüyorum. Hani kendimce bir katkım olabilir mi? Bir şeyleri dönüştürebilir miyiz birileriyle? Böyle bir imkanım olmayacak. Köşemde oturup yani bütün o dünyadan, toplumsal ilişkilerden izole yaşayacaksam Türkiye'deki sansür koşulları içerisinde yaşamaktan bunun çok fazla farkı olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle ay ne güzel oturalım falan manasında demiyorum. Yani mukayese yapıyorum. Bu koşullarda yaşamak ister miyim? Hayır. Yani ben bir sürü işimi kaybetmiş bir insanım. Ama biraz objektif bakmak lazım dediğim gibi. Yani gittim Almanya'ya özgürce konuşacağım bir mekan. Ama yani o döngünün içerisinde bir insan olarak ne siyasete bir katkım olacak veya bu çabamın bir karşılığı olacak. Ben sadece gideceğim oraya. Türkiye'de işte otoriter rejim var. İşte görüyorsunuz öldük bittik. Ben bilmiyorum. Bu bir yaklaşım meselesi. Hocam bir yurt dışına yerleşmiş bir arkadaşım çok benzer bir şey söyledi. Dedi ki şimdi gitti birkaç yıl olmuştu. Türkiye'ye işte ziyarete geldi. Başka ülkelerden o ülkeye gelmiş. Yani kendisi gibi o ülkenin yabancısı olan farklı kesimlerden insanlar. Yine oralı olan insanlar da var. Dedi ki arkadaşım ya dedi bir şey fark ettim dedi. Ülkesini yeren bir tek biziz dedi. Yani siyaset konuşulduğunda, memleket konuşulduğunda bir tek biz eleştiriyoruz dedi. Ya dedi şunun dedi bilmem ne memleketinde örnekler de veriyor. Şu yok mu? İşte ben geçen bir işte kuzenimin erkek arkadaşıyla tanıştım. İşte sanırım işte İngiltere'de, kendisi İspanya'da bir köyde yaşıyormuş ama İngiliz işte. Ben tabii hemen şeyimiz, varlığımız siyasi olduğu için tabii ben işte Brexit hakkında ne düşünüyorsun? İşte sohbet etmeye çalışıyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum Brexit hakkında dedi. İlgilenmiyorum falan. Ah dedim ne güzel ya. Yani şey, biz olsak şunu yaparız ya. İşte o sizin yazınızda da aslında bahsettiğiniz o tırnak içinde mealen söylüyorum böyle bir eziklik mi acaba tam olarak? Hani böyle bir memleket. Hayır, şimdi göç
Ben de çıktı AKP'de şöyle de böyle de. Yok yok, göç edenlerle bunu bir şey yapmayalım. O bakımdan bir köprü atmayalım. Çünkü dediğim gibi yani insanın bir tane yedek can yok yani. Bir tane hayatın var herkesin ve herkes de nerede daha rahat yaşıyorsa ülkesinde rahat da hissetmeyebilir. Ben ona işte gayet rahat koşullarda işte demin verdiğin örnek ülkendekinden daha düşük bir işte çalışıyorsun deme yargılama hakkım da yok. Onu tercih eder. Öyle bir hayatta daha huzurlu hisseder kendini. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yani işte eziklik falan kızlar bağlantı kurulmaz değil ama hemen yani onu onunla hızlıca bağlamak istemem ama o yazı şimdi sen hem Gülşen'in serisini hem de benim yazımı o aynı şeyde okumuşsun. Bağlantı hiç yok değil. Şu bakımdan var bence. Sadece mesele gidenler değil, kalanlar. Yani ve ben biraz da o yüzden şey yaptım. Yani buradaki tecrübelerimiz öteden beri duyduğumuz şeyler sadece bu AK Partisi döneminde değil yani Türkler aptal meselesi mesela. Veya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz meselesi. AK Partisi döneminde daha da yoğunlaştı filan. Yani oradaki sıkıntılı durum biraz yani aslında bu terim ortadan kalktı, iyi de oldu yani politik doğruculuğa uymuyor ama üçüncü dünya denilirdi eskiden. Biraz üçüncü dünya ülkesi olmakla alakalı. Neden? Çünkü yani hem bu eziklik duygusu işte bir yerde bir cennet var, bir yeryüzü cenneti var ve biz ne yazık ki onun dışında bir yerde yaşıyoruz. İşte o yeryüzü cennette nedir? Batıdır. Yani mukayese edilecek şeyler tabii ki var. Yani ben ne olacak bizimki de gül gibi bir memleket falan demiyorum ama yani orada çok ciddi bir şekilde o muhayyel batı bir kere o batı değil. Yani ben siyasi olarak demiyorum sadece. Oradaki yaşanan hayat açısından da diyorum. Biraz bunu bilmemekle alakalı bir şey. Veya işte oturduğu yerden Türkiye'de şimdi bunun şöyle bir tarafı da var. İnsanlar pasifleştiriyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz bu olmaz. Kimse de bir şeyi değiştirmeye de çalışmıyor. Böyle zararları da var. Ama onun ötesinde ruh hali olarak da zihniyet dünyası olarak da kör bir dünya. Yani o yüzden dedim ki biraz üçüncü dünyalı bir yaklaşım bu aslında. Biz bunu çok aydınlardan da duyuyoruz. Yazdım da işte zaten yurt dışında doktora yapmış insanda bir hayretler içerisinde kalıyorum yani. Hadi sokaktaki insan bilmiyor. Orada bir köy var uzakta yani çok güzel bir medeniyet var. Kardeşim Almanya'da bu olmaz. Öbürü hiç olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Böyle hiç aksi giden bir iş olmazsa belki böyle bir muhayyel şeyler var. Ama yani bu arada muhayyel derken batıcıların hayali o. Mesela İslamcıların da bir muhayyel dünyası var. O da geçmişteki Osmanlı. O da öyle değil tabii. O dünya da onların tahayyül ettiği. Ama insanın böyle bir eğilimi var. Yani hep böyle bir uzakta çok muhayyel ve her şeyin mükemmel gittiği bir dünya. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bizim işte orta sınıf, okumuş yazmış orta sınıfında muhayyeli batı diye batı örneğini verdim. Ve bugünlerde AK Partisi iktidarı işte Türkiye'yi Orta Doğulaştırıyor oluyor, bu oluyor. Yani sıkıntılarını en çok bizim gibi düşünce ifade edenler çekiyor. Yani benim yaptığım işlerin ikisi de birisi akademisyenlik, birisi işte siyaset yorumculuğu falan. Bütün bunlar birinci derecede yani özellikle bizim grubu ilgilendiren şeyler. Dışarıdaki vatandaş hiç mi etkilenmesin? Tabii ki etkilensin. Duyarlı, demokratik duyarlı olan insanlar olmak iktiza eder. Ama sonuç itibarıyla da yani böyle bir dünyadaki her bu kadar dünyaya kapalı yani bu durum bizim ülkemizi eleştirmemiz daha iyi bir şeyler yapmamız için daha demokratikleşme için yani asla hiçbir şekilde vazgeçmeden moralimiz bozulmadan bir şeyler yap elimizden geleni yapma azmimizi şey yapma kırmamalı. Ama böyle yani o olmaz bu olmazcı yaklaşım aksine insanı hem pasifleştiriyor hem de yani zihniyet olarak çok ne diyeyim size yani kapalı bir zihniyet, dar görüşlülük. Çünkü dünyada olup bitenlerden kimsenin haberi yok. Ben dediğim gibi ay görelim bakalım Bolivya daha kötü falan.
halimize şükredelim açısından demiyorum. Ama dünyayı görmezsek, bütün dünyayı, dünyaya örneklerini görmezsek buradaki problemleri de aslında yerli yerine oturtamayız. O olmaz, bu olmaz, ergen çocuk gibi olmazlanmak dışında bir işe yaramaz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yazdım. Ya Türkler aptal falan. Yani Türk milliyetçisi değilim. Ama yani bütün bu laflar, Almanlar aptal, işte Senegaller, bunların hepsi yani skandal şeyler ve dar görüşlülük. Ya bir insanlar grubunu, bu milliyetçiliğin olumsuz şeyi, karbon kopyası. Yani milliyetçiler şey zannediyor. İşte Türklük böyle, işte Türk Yılmaz, Türk odur, Türk budur filan. Yani Türk olmak hani sanki bir, yani diğer insanlardan ciddi bir şekilde farklı bir kategori. Milliyetçi zihniyet bu, yani öyle düşünüyor. Ve yani benim de uzak durduğum, pek çok insanın uzak durduğu, eleştirdiği bir zihniyet. Tersi bunu söyleyenler, yani milliyetçiyle mesafeli olanlar olumsuzunu şeklinde aynı şeyi tekrar ediyorlar. Türk güçlüdür, Türk aptaldır. Ama Türk diye bir şey, yani çok özcü bir şey. Türk diye bir şey var ve o böbür diğer canlılardan farklı falan gibi. Kültür tabii bizi etkiliyor. Yani alışkanlıklar, farklı kültürler. Ama böyle çok temel konularda, yani öbürü uyuşuktur, işte aptaldır veya çok zekidir, işte Türk zekidir, çalışkandır falan. Yani değil mi? Bunlar hepsi aşağı, olumlusu da olumsuzu da aynı varsayım. Yani bir milleti, bir grubu topyekün temel özellikleri itibariyle tarif edebilmek. Irkçılıktan bir ırkçılığın bir türüdür aslında böyle bir düşünce yapısı. Yani onu çok kulağıma geldiği için yazma, rahatsız olduğum için yazmak istedim. Hocam, bu göç meselesine geri dönecek olursak, şimdi tabii birçok, yani bizim kuşağımızda her arkadaş ortamında, grubunda konuşulan, işte tartışılan, akla gelen, gitsek mi kalsak mı denilen, işte bunun üzerine konuşulan, tabii bir de memlekette biraz daha işte haşır neşir siyasi gündemiyle olunca bizde biraz daha fazla oluyor. Bir arkadaşım dedi ki, bu gitmek meselesini dedi, bence şöyle de tartışmamız lazım, konuşmamız lazım. Yani bir yurtseverlik tartışması da yapmak gerekiyor burada dedi. Yani bu insanlar ülkeleriyle kurdukları bağı, işte sadece, yani hiçbirinin ben daha iyi yaşam koşulları, çok daha mükemmel bir dünyada yaşadığını düşünmüyorum. Burada olsalar zaten belli standardı yakalayabilecek insanlar. Ama dedi, yani yurtsever olmak artık işte aptallık hani olarak algılanıyor ve bu beni üzüyor dedi. Yani ben bu ülkeyi seviyorum, burada kalmayı tercih ediyorum. Son ana kadar da kalacağım. Bir şart düşüyor ama son ana kadar da kalacağım diyerek. Dediğim gibi yani insanların tercihlerine karışamayız. İnsanları zorla, yurtseverliğin gereği budur da diyemeyiz. Yani yurtseverlikle milliyetçilik arasında bir çizgi çekmek lazım. Keşke bizim bu habis bir milliyetçilikten biz olumlu toplumcu bir yurtseverliğe geçebilsek filan diyoruz, ama bu da bir kişisel tercih. Yani ben mesela yurtseverliğin ötesinde yani insanların, demin de söyledim, yani niye yazıyoruz, süzüyoruz, bir belki çok büyük bir katkı olmuyor ama en azından böyle bir çaba, onunla ilgilenmek, bir haksızlığa şahitlik, tanıklık etmek filan gibi şeylerle uğraşıyoruz. Bu illa yurtseverlik de değil. Dedim ya, yani başka bir yere gittiğinde öyle bir ağın içerisinde olamazsın. Çok da tabii, yani şimdi ben bu saatte, yani bu yaşta olmasam ve 35 yaşında olsam ne olacak? Yani okuduğun okullar burada filan. Dolayısıyla senin ağların burada. Ve de toplumsal sorumluluk, yani duyuyorsan, yani veya yazıp çizme işlerini bu nedenle yapıyorsun, böyle bir motivasyonla yapıyorsan, bulunduğun yer en fazla müdahil olabileceğin, siyasete müdahil olabileceğin, değil mi, toplumsal ilişkilerde bir şeyler karınca kararınca yapabileceğin bir yer. Benim açımdan kriter o. Yani yurtseverlik de ayrı bir tartışma olabilir. Ama benim açımdan özellikle başka bir yere gittiğin zaman orada hayata bir şeyin olmuyor. Yani o şeyin içerisine girene kadar zaten kendin adaptasyon süreci yaşıyorsun ve çok bireysel bir hayat oluyor. Demin aşağı yukarı iyi oldu, o yüzden yurtseverlik tartışması açtın.
Yani bu yurdu sevmek filan ötesinde onun yani bir de objektif şeyler var. Yani kendi memleketinde yapacağın şeyler, yapabileceğin şeyler. Eğer böyle bir niyetin, sosyal sorumluluğun varsa kuşkusuz daha fazla. Yani ve sadece bizim, belki biz en azını yapabiliyoruz yani fikir beyan edenler. Yani doktorsan da daha fazla. Anlatabiliyor muyum? Yani illa ben Türkiye'ye hizmet edeceğim, yurtsever de olmasan, yani mesela sosyalist de olsan, kendi ülkende daha fazla. Yani bu pratik olarak böyle. Yani internasyonel bir dünya kurulamadı. Dolayısıyla hani sınır tanımayan doktorlar olabilirsin. Fakat mesela ülkemizde yani insanlar sağlık hizmetleri den yararlanamıyor, kısmen fukaralık, ekonomik kriz, değil mi? Yani burada bir mesela tıp alanında sosyal sorumluluk şeyi kurman başka, yani bunları daha etkili yapabilirsin. Dışarıda yeni gittiğin yerde daha az yapabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece yurtseverlik değil, işte ne bileyim, dünyaya eleştirel bakmak, işte sosyal sorumluluk hissetmek, illa sosyalist olmayabilirsin ama soldan bakmak filan, hayata geçirmek istiyorsan bulunduğun yer en kolayı ve mümkünü. Yani burayı reddedip işte gitmek biraz da sadece ülkeyi kötülemek filandan ibaret değil. Biraz da insanın bence toplumsal katkılarından vazgeçmesi veya böyle bir derdi olmamasıyla alakalı. Ya ben en çok bu bakımdan gözüme batıyor. Yani gidenler açısından. Dediğim gibi zorunlu olan var tabii, yani buraya gelirse hapse girecek. Sürgünde olan insanlar var. Hani onun dışında ki bu senin bahsettiğin özellikle profil, yani burada da yani yaşam koşulları fena olmayan insanlarda benim asıl gözüme batan yani o sosyal katkı gibi bir kaygılarının olmaması, böyle bir çabaların, böyle bir dertlerinin olmaması, bırakıp gitmek biraz öyle bir şey bana göre. Peki hocam, aslında daha çok şey var konuşacak da zamanımız az. Biraz böyle, bunlar da siyasetten uzak konular değil aslında, gündemden uzak konular ama bence hani MHP ile İYİ Parti'nin arasındaki şeyden spekülasyon yapmaktan daha önemli ve daha zihin açıcı bence, yani bizim için de kendimiz açısından, konuşanlar açısından da öyle. Çarpıcı bir şey var konuşanlar arasında, öyle kapatalım. Biri demiş ki keşke, hiç pişman değilim gittiğime, keşke pişman olsaydım. Yani aslında dönmek isteyip o motivasyonu, dönme motivasyonunu bulamayan insanlar var. Değil keşke mi? Pişman herkes olmak isterdim geldiğime ki memleketime geri döneyim diyor ama. Yani kimse, dediğim gibi yani kimsenin, şimdi insanların tek tek koşullarını bilmiyoruz. Hangi koşullarda gidiliyor, ne kadar memnun oluyor, olunmuyor. Yani bu konuda yargılayıcı davranılamaz. En genel manada dediğim gibi benim en çok yadırgadığım bu sosyal, yani içinde bulunduğu toplumu dönüştürme şeyini, sorumluluğundan vazgeçmesi, ki bu işte seçimlerden sonra aslında Türkiye'de kalanlarda da oldu. Bir daha oy vermem, yani bu sadece giden açısından değil. Yani pek çok insan işte olmadı, bu olmadı, muhalefeti, bir daha da oy vermem. Yani ben bunu çok yadırgıyorum, böyle şeyleri. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kız, evet, muhalefetten memnun olmayabiliriz. İktidardan memnun değilim. Muhalefetten de memnun. O da değil, bu da değil. Tamam. Ama bu yani hala içinde yaşadığın toplumu yapabileceklerinden vazgeçmek için bence bir mazeret olmamalı. Yani bu bir işte ben küstürdünüz beni. Anlatabiliyor muyum? Ben bu böyle yaklaşımları sorumlu bulan biriyim. Yani. Peki hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bitirelim. Umuyorum bir aksilik olmaz. Haftaya yeniden izleyicilerimizle oluruz. İnşallah. Hoşça kalın efendim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.